Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. Dersimizin konusu asit ve bazların tepkimeleri olacak arkadaşlar. Şimdiye kadar asitleri, bazları genel itibariyle tanımlamıştık. İndikatörlerden bahsetmiştik, pH kavramından bahsetmiştik. Şimdi onların verdikleri tepkimeleri değerlendirmeye zaman geldi. Şimdi nelerden bahsedeceğiz peki, hangi tepkimeler olacak? Öncelikle nötralleşme tepkimeleri diyeceğiz. Ardından asitlerin bazıları metallerle verdikleri tepkimelerden bahsedeceğiz. Ve son olarak da bazı özel tepkimeler üzerine konuşuyor olacağız. Şimdi asit baz tepkimesini değerlendirirken arkadaşlar öncelikle asitlerin ve bazların suda çözünme olaylarını bir hatırlamamız gerekiyor. Suyun içerisinde nasıl çözünüyorlardı, hangi iyonları oluşturuyorlardı ve bu süreç nasıl gerçekleştiriyordu? Bak şimdi asitleri değerlendirdiğimiz zaman tesir değerliği dediğimiz çok önemli bir kavram karşımıza çıkacak. Bunun sayesinde de denklemleri denkleştirirken çok rahat edeceğiz. Bak nasıl yapacağız bunu? Şimdi hidroklorik asit mesela. Ne demiştik biz? Asitler suyun içerisinde çözünürken H artı iyonları oluştururlar ve buna karşılık bir tane de anyon oluştururlar. Şimdi H artı var burada, iyon olarak gelecek. Bir de klor iyonlarının oluşmasını bekliyoruz tabii ki. Bak tesir değerliği demek suyun içerisinde oluşturduğu hidrojen sayısı demek olacak. Bir tane hidrojen var, dolayısıyla tesir değerliği 1'dir diyeceğiz. Sülfürik asit nasıl çözünecek? Bak 2 tane hidrojen var. Demek ki suyun içerisinde 2 tane H artı oluşturacakmış. Buna karşılık bir de anyon gelmesi gerekiyor. Hidrojenler dışında ne varsa o da bizim anyonumuzdur zaten. Kökümüz geldi. Toplam yük 0 olabilmesi için sülfatın -2 yüklü olması gerektiğini biliyoruz. Ne dedik? O oluşturduğu hidrojen sayısı bize onun tesir değerliğini verecek. O zaman 2'dir deriz. H3PO4. Bak bu defa 3 tane H artı var. Buna karşılık PO4 iyonlarının oluşmasını bekliyoruz tabii ki. 3 tane H artı varsa tesir değerliğimiz 3 olmalıymış. Şimdi asitlerde organik asit karşımıza çıktığı zaman dikkat etmemiz gerekiyor. Ne demiştik? Eğer şu COOH'ı görüyorsak burada sadece suyun içerisine en sondaki hidrojen verilir. Geriye kalan ne varsa bizim anyonumuzdur. Dolayısıyla bu suyun içerisinde çözündüğü zaman HCOO iyonları bizim için anyonu oluşturacak. Buna karşılık şu sondaki hidrojen de H artı iyonları olarak suyun içerisine karışacak. O zaman tesir değerliği kaç? 1, çünkü hidrojenin katsayısı 1. Bak şuradaki hidrojen bizim için bir anlam ifade etmiyor. Aynı şey burada da geçerli. Yani şurası ne olursa olsun COOH'ı gördün mü? Sondaki hidrojen senin için asitliği veren hidrojen olacak. Onun öncesinde ne varsa anyon yapısı olacak. Dolayısıyla CH3 COO eksi. Bak bu defa burası bizim anyonumuz olacak. Buna karşılık bir de H artı iyon olacak. Bu H artı iyon da şuradaki hidrojen. O zaman tesir değerliği nedir? 1'dir. Dolayısıyla karşımıza çıkan organik asitlerde tesir değerliğini hep 1 olarak alacağız. Çünkü COOH'ın sonundaki hidrojeni değerlendireceğiz. Bazlara gelecek olursak burada da demiştik ki suya OH veriyorsa bazdır. Tesir değerliğini bu defa belirleyen suya verilen OH sayısı olacak dolayısıyla. Suyun içerisinde çözünürken bir katyon oluşacak. Bu defa sodyummuş katyonumuz ve OH iyonları oluşacak. Demek ki tesir değerliği 1. Magnezyum hidroksitte katyon olarak magnezyum iyonlarını veriyormuş. Buna karşılık 2 tane OH oluştuğunu görüyoruz. Dolayısıyla tesir değerliğimiz 2'ymiş. Alüminyum hidroksitse bak alüminyum iyonları var. Buna karşılık olarak 3 tane OH gelecek bu defa. Yani her birinde katyon değişiyor. Demek ki bazın türü katyonu etkiliyor. OH sabit. 3 tane OH verdiğine göre tesir değerliği 3. KOH'da K artı gelecek. Buna karşılık 1 tane OH gelecek. O zaman tesir değerliği gene bir, OH'ın katsayısı 1 olduğu için. Amonyağa gelecek olursak arkadaşlar burada dikkat etmemiz gerekiyor. Özel bir baz var karşımızda. Biz bunu susuz baz olarak isimlendireceğiz. Çünkü suyun içerisinde OH yapısını kendisi getirmiyor. Bak bunların hepsinde OH zaten bileşin yapısında vardı. Burada OH yok. Nasıl oluyor peki? Sudan bir tane hidrojen çalıyor. Sudan hidrojen çaldığı için kendisi NH4 iyonlarını da oluşturuyor. Dolayısıyla bak burada katyon potasyumdu. Burada katyon alüminyum. Amonyak varsa her zaman için katyonumuz amonyum katyonu olacak. Sudan hidrojen gittiği zaman açığa sadece bir tane OH kalacaktır. Dolayısıyla tesir değerliğinin gene 1 olduğunu söylememiz gerekiyor. Suyun içerisinde bir tane OH oluşturduğu için. Peki burada nötralleşme tepkimelerine geçecek olursak nasıl değerlendiririz? Arkadaşlar nötralleşme tepkimesi demek bir asitle bazın tepkimeye girip tuz ve su oluşturmasıdır. Buradaki süreç şöyle ilerleyecek. Hani asitleri tanımlarken dedik ki H artı iyonları verecek. Bunun yanında bir de anyon verecek. Bazları tanımlarken dedik ki
OH iyonları verecek anyon olarak. Demek ki bunun yanında bir de katyon oluşması gerekiyor. İşte asitten gelen anyonla bazdan gelen katyon birleştiği zaman bize tuz yapısını oluşturacak. Yani asidin bazın türüne bağlı olarak değişecek tuz demek ki. Açığa da su çıkacak. Peki su nasıl çıkacak? Asitten gelen H artılarla bazdan gelen OH'lar birleşerek su yapısını oluşturacak. Mesela en klasik bilindik örneğimiz neydi? Hidroklorik asitle sodyum hidroksitin tepkimesi. Bak, hidroklorik asitten H artı ve Cl eksi iyonları geliyor. Sodyum hidroksitten de Na artı ve OH iyonları geliyor. Bak, bizim amacımız bu ikisinin birleşerek suyu oluşturması. Buna karşılık olarak bazdan gelen katyon, her zaman için bazdan gelecek bu zaten. Katyon, asitten gelen de anyon birleşerek tuzu oluşturacak. O yüzden tuzun formülü sodyum klorür olacak böyle bir tepkimede. Peki farklı örnekler üzerinden biz gidelim. Mesela HI ve KOH tepkimesini değerlendirecek olursak. Bak, asidimiz var, bazımız var. Şimdi buradaki tesir değerliği katsayılar arasındaki bağlantıyı kurmamızı sağlayacak. Her zaman için amacımız birinden gelen H artının diğerinden gelen OH'a eşit olmasını sağlamak. Yani tesir değerliliklerini öncelikle birbirine denkleştireceğiz. Şimdi buradan bir tane H artı, buradan bir tane OH geleceğine göre zaten bunlar birbirine denk. Bire bir geliyor. O zaman potasyum hidroksitten katyon olarak ne gelecek? K gelecek. HI'dan anyon olarak ne gelecek? I gelecek. O zaman buradaki tuzumuz KI tuzuymuş. Bunun H artısıyla da bunun OH'ı birleştiği zaman su yapısını oluşturacak. Katsayılar hepsinde bir oldu. Buraya gelecek olursak bak, iki tane H artı verecek, iki tane OH verecek. Demek ki ikisinin tesir değerliği de iki. Yani birbirine zaten denkler. Gene bunların katsayılarının bire bir olması gerekiyor. Peki katyon olarak bazdan ne geliyor burada? Magnezyum geliyor. Görüyoruz, hemen onu alalım. Anyon olarak asitten ne geliyor? Karbonat geliyor. Onu da aldığımız zaman bize tuz yapısını oluşturacak. Buna karşılık su oluşması gerekiyor. Arkadaşlar, burada suyun kat sayısı bizim için önemli olacak tabii ki. Bak, iki tane H artıyla iki tane OH birleştiği zaman tabii ki iki tane su molekülünün oluşmasına sebep olur. Burada bire bir olduğu için bir tane su molekülü oluştu. Burada ikiye iki olduğu için iki tane su molekülü oluştu. Eğer tesir değerlikleri birbirinden farklıysa, bak burada tesir değerliğimiz bir, bunun tesir değerliği iki. Amacımız burada eşitliği sağlamak olacak. Ne dedik? H artı ve OH sayısının eşit olması gerekiyor. Buradan bir tane hidrojen geldiğine göre kat sayısını 2 yaparız. Böylece 2 H artıya 2 OH olur. Tesir değerliklerini eşitleriz. O zaman tuzun türünü belirlemek için artık gidip bazın katyonunu alabiliriz. Asidin de anyonunu alırız. Ama şuna dikkat, bromdan 2 tane var. Bu iki sadece hidrojenin değil, aynı zamanda bromun da ikisi. O zaman tuzun formülü MgBr2 şeklinde olmalı. Buna göre açığa bir de suyun çıkması gerektiğini biliyoruz. Peki suyun katsayısı kaç olacak? 2 tane H artı 2 tane OH ile birleştiği zaman tabii ki 2 tane su molekülü oluşturacaktır. Biraz daha karmaşığına gidelim. Bak, H2SO4 AlOH3. Bunun tesir değerliği 2, bunun tesir değerliği 3. Yani 2 H artı 3 OH var. Burada denkliği nasıl sağlayabiliriz? Tesir değerliği 2 olanın katsayısına 3, tesir değerliği 3 olanın katsayısına da 2 yazdığımız zaman H artı ve OH sayılarını birbirine eşitleriz. Artık 6 H artı 6 tane de OH gelmiş oluyor. Yani ek oklarını alıyoruz gibi düşünebiliriz. Buna göre artık tuzun formülünü yazabiliriz. Ne dedik? Her zaman için bazın katyonu gelmeli. Yani alüminyum gelecek. 2 tane olduğuna göre burası Al2 şeklinde olmalı. 3 tane sülfat gelecek. SO4 dedik. Buraya 3 yazdığımız an 3 tane sülfat olmuş oldu. Dolayısıyla tuzun formülünü bu şekilde belirledik. Artı su oluşması gerekiyor. Peki suyun katsayısı kaç? Dedik ki toplam 6 H artı 6 tane de OH var. O zaman 6 tane su molekülünün oluşmasını bekleriz tabii ki. Gelelim amonyak tepkimelerine. Arkadaşlar, amonyağı tanımlarken ne dedik biz az önce? Susuz bazdır ve sudan bir hidrojen çalarak bu tepkimeyi verir. Dolayısıyla amonyağın tepkimeleri nötralleşme tepkimesi değildir. Çünkü açığa su çıkmaz arkadaşlar. Peki nasıl oluyor? Amonyak karşısına gelen asidin hidrojenini çalıyor. Şimdi hidrojenini çaldığı zaman bak, hidrojen geldi amonyağa. Ne dedik biz? Amonyağın katyonu her zaman için NH4 olmak zorunda. Çünkü hidrojeni alıp NH4'e dönüşüyor. Buna karşılık olarak asidin yapısında anyon kalıyor. Bu da NO3'müş. Demek ki amonyum nitrat tuzu buradan açığa çıkan maddedir. Bunun dışında su açığa çıkmasını beklemiyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla tepkimemiz bu haliyle denk oluyor zaten. Peki organik bir asidin bir bazla tepkimesi söz konusuysa ne dedik? Sadece su şu en sondaki hidrojen suyun içerisinde H artı olarak karışır. Dolayısıyla organik asitlerin tesir değerliği birdir. K
Kalsiyum hidroksitin tesir değerlerinin 2 olduğunu görüyoruz. Gene bu eşitliği sağlamamız gerekiyor. O zaman burayı 2 yazmamız yeterli olacak. Artık 2 tane H artıya karşılık 2 tane OH var. O zaman ne yapıyorduk? İşlemde değişen bir şey yok. Bazdan katyonu alıyoruz. Kalsiyum katyon olarak geliyor. Asitten de anyonu alıyoruz. Şu hidrojenin önünde ne varsa bizim anyonumuz olacaktı. HCOO şeklinde anyonumuz var ve bundan 2 tane var. Bunu tabii ki belirtmek zorundayız. Demek ki tuzumuzun formülü buymuş. Artı açığa su çıkması gerekiyor. Ve katsayısı kaç? 2H artı 2OH ile birleştiği zaman tabii ki 2 molekül suyun açığa çıkmasına sebep olur. Nötralleşme tepkimelerini bu şekilde denkleştirebiliriz. Hemen bir tane soru çözelim o zaman, biraz daha anlamamızı sağlasın bu. 2'şer mol hidroklorik asit ve magnezyum hidroksit içeren çözeltilerin nötralleşme tepkimesinde. Şimdi öncelikle bir tepkime yazalım, bir denkleştirelim bakalım. Elimizde HCl varmış. Buna karşılık olarak MgOH2 tepkimeye giriyormuş. O zaman tepkimenin ürünleri ne olur? Şimdi tesir değerliklerine baktığımız zaman buradan OH'dan 2 tane gelecek. Burada hidrojenden 1 tane gelecek. Dolayısıyla hidroklorik asidin katsayısına 2 yazmamız gerekiyor. Burası cepte. Ne dedik? Bazdan katyon gelecek. Yani burada magnezyum bizim tuzumuzun katyonu olacak. Asitten de anyon gelecek. Yani Cl anyonları gelecek ve 2 tane olduğuna göre tuzun formülü MgCl2 olacak. Artı 2 molekülde suyun açığa çıkmasını bekliyoruz tabii ki. 2H artı 2OH olduğu için. Şimdi bize demiş ki ikisinden de 2'şer mol alarak başlamışım. Yani başlangıç durumunda bundan da 2 mol var elimizde. Bundan da 2 mol var. Tabii ki ürünlerden elimizde hiç yok. Peki böyle bir durumda değişim durumu ne olur arkadaşlar? Burayı değerlendirmemiz gerekiyor. Bak burada hangisi biter? Bu soruya bir cevap vermemiz gerekiyor. 2 mol hidroklorik asidin hepsini kullanırsam sadece 1 mol magnezyum hidroksit kullanmam yeterli olacak benim bu tepkimede. Çünkü katsayısı 1. Eğer ki 2 mol magnezyum hidroksitin tamamını kullanmak isteseydim katsayısı 2 olan hidroklorik asitten 4 mole ihtiyacım olacaktı. Dolayısıyla bizim doğru durumumuz nedir? Bundan 2 mol harcadığım zaman bundan sadece 1 mol harcayacağım. Buna karşılık katsayılarla orantılı bir şekilde yazacağız. Katsayısı 1 olan magnezyum klorürden 1 mol oluşacak. Katsayısı 2 olan sudan da 2 mol oluşacak. Yani bu tepkimenin son durumunda elimizde hiç hidroklorik asit kalmamış olacak. Buna karşılık 1 mol magnezyum hidroksit ortamda tepkimeye girmeden kalmış olacak. 1 mol magnezyum klorür, 2 mol de su oluşan madde elimizde olacak. Şimdi oluşan tuzun formülünü yazınız demiş. Hemen yazalım. MgCl2 bizim buradaki formülümüzmüş. Kaç mol su oluştuğunu belirttiniz. Hesapladık. 2 mol suyun oluştuğunu gördük. Tepkime sonrasında ortamın asitlik bazlık durumunu belirttiniz demiş. Arkadaşlar buna cevap vermek için artan maddenin hangisi olduğunu görmemiz gerekiyor. 1 mol magnezyum hidroksit yani baz arttığını görüyoruz. Dolayısıyla ortam bazdır diyeceğiz. Yani pH'i 7'den büyükmüş. Bir diğer soruya bakacak olursak gene 2'şer mol H2SO4 ve lityum hidroksit içeren sulu çözeltilerin karıştırma sonucu gerçekleşen nötralleşme tepkimesi ve yeni çözeltiyle ilgili ifadelerden hangileri doğrudur demiş. Aynı işlemi tekrar yapalım. H2SO4 varmış bizim elimizde. Bunu lityum hidroksitle tepkimeye sokuyormuşuz. Şimdi tesir değerliğinin 2, bunun tesir değerliğinin de 1 olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla denklik için lityum hidroksitin katsayısına 2 yazacağız. Katyon lityum hidroksitten gelecek, yani 2 tane lityum geliyor. Li2 bizim tuzumuzun katyon kısmını oluşturacak. Anyon da asitten gelecek. Bir tane sülfat geldiği zaman bu bizim tuzumuzun formülü olacak. Artı 2 tane de su molekülünün açığa çıkmasını tabii ki bekliyoruz. Şimdi 2'şer mol ile başladığı için aynı şekilde diyeceğiz ki bak başlangıç koşulunda bundan da 2 mol var, bundan da 2 mol var, bunlardan hiç yok. Değişim nasıl olacak? Hangisi biterse onu değerlendireceğiz. Tabii ki katsayısı büyük olanın önce bitmesini bekleyeceğiz. Eğer lityum hidroksitten 2 mol kullanırsak sülfürik asitten sadece 1 mol kullanmamız yeterli olacak. Buna karşılık 1 mol lityum sülfat oluşacak ve 2 mol de su oluşmasını bekleyeceğiz. Tabii ki katsayılarla orantıladığımız için. Yani 1 mol sülfürik asit artan madde olarak kalacak. Lityum hidroksit tamamen tükenecek. 1 mol lityum sülfat ve 2 mol de suyun oluştuğunu göreceğiz. Oluşan yönlü çözeltinin pH değeri 25 santigrat derecede 7'dir diyor. Bak 7 olması için tepkimenin tamamen nötralleşmiş olması ve ne asitten ne de bazdan artan maddenin kalmamış olması gerekiyor. Dolayısıyla bu ifademiz yanlış. Çünkü ortamda fazladan artan asit olduğu için pH'i 7'den küçüktür. Oluşan çözelti mavi turunsol kağıdının rengini kırmızıya çevirir. Tabii ki doğrudur diyeceğiz. Ortam çünkü asidiktir. Net iyon denklemi arkadaşlar bu
bütün nötralleşme tepkimeleri için doğru olacak. Çünkü lityum ve sülfat iyonları, bak girenlerde de iyon haldeydi, ürünlerde de tuz yapısında iyon halde olacak. Yani net iyon denkleminde bunun yeri yok. Ama H artı ve OH burada iyonken burada su sıvısına dönüşüyor. Dolayısıyla her zaman için net iyon denklemi bu şekildedir diyeceğiz. İkinci ve üçüncü ifadelerimiz doğru olacak. Bir diğer soruya bakacak olursak. 6'şar mol sülfürik asit ve alüminyum hidroksit içeren çözeltilerin tepkimesi sonucu oluşan yeni çözeltinin pH değerinin oda koşullarında 7 olabilmesi için ortalama hangi maddeden kaç mol eklememiz gerekiyor? Yani aslında bu soruyu şöyle değerlendirebiliriz. İkisinin de tamamen tükenmesini sağlamamız gerekiyor. Artan maddenin kalmaması gerekiyor. Bunu nasıl sağlarız diye sormuş. Hemen denklemimizi yazalım. H2SO4 ile AlOH3'ü şöyle tepkimeye sokacak olursak. Şimdi tesir değerliklerine bakıyoruz. Bunun 2, bunun 3. O zaman ne yapıyorduk? Hemen tesir değerli 2 olanın önüne 3, 3 olanın önüne 2 yazıyorduk. Böylece alınan verilen H artı OH sayılarını eşitleyeceğiz. Tuzumuzun formülü ne oldu arkadaşlar? Katyon bazdan geldi, Al2 oldu. Anyon asitten geldi. SO4'ün altına 3 yazdık. 3 tane geldiği için. Bu tuzun formülü, açığa çıkan suyun katsayısı da 6 olması gerekiyor. Defalarca yaptığımız gibi. Şimdi bizi ikisinden de başlangıçta 6'şar mol aldığını söylemiş. Tabii ki başlangıçta ürünlerden yok. Peki değişim durumu nasıl oldu? Hemen onu yazacak olursak. Hangisi biter diyorduk. Kat sayısı büyük olanın tabii ki önce bitmesini bekleyeceğiz. Bundan 6 mol harcandığı zaman buradan sadece 4 mol harcanması yeterli olacak kat sayısı 2 olduğu için. Buradan sadece 2 mol oluşacak kat sayısı 1 olduğu için. Ve kat sayısı 6 olan sudan da bunun tabii ki 2 katı kadar, yani 12 mol oluşmasını bekleyeceğiz. Kat sayısı 6 olduğu için. Dolayısıyla sülfürik asit son durumda tamamen bitmiş olacak. Alüminyum hidroksitten 2 mol artan madde olarak var. 2 mol alüminyum sülfat, 12 mol de suyun oluştuğunu gördük. Soru bizden ne istiyor peki? Şu 2 mol alüminyum hidroksitten nasıl kurtulurum, bunu istiyor. Bak diyeceğiz ki her 2 mol alüminyum hidroksite karşılık 3 mol sülfürik asit tüketiyorum. Demek ki ben ortama 3 mol sülfürik asit ekleyecek olursam eğer buradaki 2 mol alüminyum hidroksitle onun da nötralleşmesini sağlayabilirim. Cevabımız dolayısıyla 3 mol sülfürik asit olacak. Gelelim asitlerin ve bazların metallerle verdikleri tepkimelere arkadaşlar. Bunu yapabilmek için, değerlendirebilmek için metal türlerini bilmemiz gerekiyor. Şimdi soy metal, yarı soy metal, amfoter metal ve aktif metal olmak üzere 4 temel başlıkta inceleyeceğiz bunları. Nelermiş bunlar, ezbere bileceğiz tabii ki. Soy metaller sadece 2 tane arkadaşlar. Altın ve platin soy metaller olarak değerlendirilecek. Yarı soy metaller sadece 3 tane var. Bakır, gümüş ve civa yarı soy metal özelliği gösterecek. Ve 6 tane de amfoter metal var. Bunlar kimler peki? Alüminyum mesela bir amfoter metal. Çinko, kurşun, kalay, krom ve berilyum. Bak bu 6'sını da ezbere bileceğiz. Dolayısıyla toplamda aslında ezberlememiz gereken metaller bunlardan ibaret olacak. Toplamda 11 tane metal bileceğiz. Çünkü bunun dışında geri kalan bütün metaller aktif metal özelliğini gösterecek. Şimdi bunların tepkimelerini ayrı ayrı değerlendiriyor olacağız. Bunları güzelce ezberledikten sonra. Aktif metaller, yani o asıl geri kalan çoğunluğu oluşturan metallerden bahsedersek diyeceğiz ki arkadaşlar bak burada her biri için özellikle açığa çıkan gazın ne olduğunu bilmemiz gerekiyor. Sorularda da hangi gazın açığa çıktığı bize soruluyor olacak çünkü. Diyeceğiz ki eğer herhangi bir aktif metalin herhangi bir asitle tepkimesinden bahsediyorsak açığa tuz ve hidrojen gazı çıkacaktır ki ezbere bilmemiz gereken nokta burası olacak. Ancak aktif metallerin bazılara tepkimesi yok. Dolayısıyla açığa herhangi bir ürünün çıkmasını da beklemiyoruz. O zaman bu bilgilerle potasyum bir aktif metaldir. Hidrobromik asitle tepkimeye giriyorsa bak bir aktif metalin asitle tepkimesi ne çıkacak açığa? Tabii ki H2 gazı çıkacak. Tuz önemli değil. Metale ve asidin türüne göre değişecek. Kalsiyum bir aktif metal, nitrik asit adı üzerinde asit, dolayısıyla açığa hidrojen gazının çıkmasını bekleyeceğiz. Ya da demir sülfürik asitle tepkimeye girdiği zaman bir aktif metalin asitle verdiği tepkime için H2 gazının açığa çıkmasını bekleyeceğiz. Ancak demiri, yani bir aktif metali sodyum hidroksit gibi bir bazla tepkimeye sokmaya çalışırsan herhangi bir ürünün oluştuğunu gözlemlemeyeceksin. Amfoter metallere gelecek olursak arkadaşlar, amfoter olmak demek asitlere karşı baz, bazlara karşı da asit gibi davranmak demek. Yani her ikisiyle de tepkime verebiliyor olmak demek. Dolayısıyla bu amfoter metaller, yani
Az önce saydığımız 6 metalden herhangi biri herhangi bir asitle tepkimeye girdiği zaman tuz açığa çıkacak ve hidrojen gazı açığa çıkacak. Bak gene önemli olan gaz. Herhangi bir bazla tepkimeye girdiği zaman derişik ve kuvvetli bazlardan bahsediyoruz burada. Yine aynı şekilde tuz ve hidrojen gazı açığa çıkacak. Yani ürünler de ikisinde de aynı olacak. Dolayısıyla çinko bir amfoter metal asitle tepkime verdi, açığa hidrojen gazı çıktı. Kurşun amfoter metal sülfürik asit, açığa hidrojen gazı çıktı. Kalay amfoter metal potasyum hidroksit baz, hidrojen gazı çıkmasını bekliyor. Burada kalay yerine mesela demir olsaydı, yani bir aktif metal olsaydı diyecektik ki burada herhangi bir ürün olmaz, ama amfoter metal olduğu için hidrojen gazının çıkmasını bekleyeceğiz. Veya berilyum kalsiyum hidroksit gibi bir bazla tepkimeye girdi, H2 gazının açığa çıkmasını bekleyeceğiz. Yarı soy metallere gelecek olursak arkadaşlar, yarı soy metallerde ne asitlerle ne de bazlarla tepkime beklemiyoruz. Hatırlayalım kimlerdi? Gümüş, bakır ve cıva. Bu üçünün tepkimelerini değerlendiriyor olacağız. Sadece iki tane asitle istisna tepkime söz konusu olacak. Nedir bunlar? Herhangi bir yarı soy metali eğer nitrik asitle tepkime sokarsak tuz ve su açığa çıkar. Bunun yanında asıl bilmemiz gereken azot dioksit gazı olacak arkadaşlar. Yani bunlardan üçünün herhangi birinin nitrik asitle tepkimesini görüyorsak azot dioksit gazı çıkacak. Benzer şekilde bunların üçünün herhangi birinin sülfürik asitle tepkimesini görüyorsak açığa SO2 gazı çıkacak. Bunların dışında herhangi bir tepkime veya herhangi bir ürün beklemiyor olacağız. Mesela gümüşü nitrik asitle tepkimeye soktun. Tabii ki NO2 gazı açığa çıkacak. Çünkü yarı soy metal ve nitrik asit. Yarı soy metallerden biri olan bakırı sülfürik asitle tepkimeye soktuk. Kükürt dioksit gazı açığa çıkacak tabii ki istisna tepkimemizde. Ama yarı soy metallerden herhangi birini hidroklorik asitle tepkimeye sokarsan buradan herhangi bir ürün oluşmasını tabii ki beklemeyeceksin. Bu üçünü ezberlememiz dolayısıyla iki tane asidi yanına koymamız da yeterli olacak. Soy metallere gelecek olursak zaten iki taneyi de hatırlayalım. Altın ve platindi. Arkadaşlar gene bunların asitlerle bazlarla tepkimesi yok. Hatta sülfürik asit ve nitrik asitle de yok. Bak o iki istisna asitle bile bunların tepkimesi yok. Sadece bilmemiz gereken kral suyu. Yani bir hacim nitrik asit ve üç hacim hidroklorik asitten oluşan bir çözelti sadece altınla böyle bir tepkime verebilir. Bunun dışında altın ve platinin hiçbir tepkimesi olmayacak. Bir de bazı özel tepkimeler var bilmemiz gereken. Mesela cam, seramik veya toprak gibi toprak ürünleri, yani silisyum içerikli bileşikler. Arkadaşlar bunların laboratuvarda işte deney tüplerinde ya da cam kaplarda saklandığını biliyoruz. Dolayısıyla asitlerin veya bazların hiçbirinin bunlarla tepkime vermesini beklemiyoruz. Ta ki hidroflorik aside gelene kadar tek istisna asidimiz ya da bazımız bu olacak arkadaşlar. Yani bazlarda da bunun istisnası yok. Sadece hidroflorik asit silisyum tetraflorür gazı açığa çıkararak bu tepkimeyi verir. Tabii ki gazın türünü burada ezberebilmenize gerek yok, ama hidroflorik asidin kendisinin zayıf bir asit olmasına rağmen bu tepkimeyi verebilen nadir bir madde olduğunu bilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla da laboratuvarda cam kapta saklayamayacağımız ya da deney tüpünde deneyini yapamayacağımız sadece bir tane madde var. O da hidroflorik asittir arkadaşlar. Bunun dışında bir diğer istisna tepkimemiz, yani özel tepkimemiz de karbonatlı bileşikler. Herhangi bir maddenin, herhangi bir katyonun karbonat tuzunu herhangi bir asitle tepkimeye sokarsan ürün olarak karbondioksit gazı açığa çıkar arkadaşlar. Bu da yine bilmemiz gereken istisna maddedir. Gazın türünü bilmemiz gerekiyor. Mesela kalsiyum karbonat hidroklorik asitle tepkimeye sokarsak tuz çıkar, su çıkar ve tabii ki önemli olan karbondioksit gazının açığa çıkmasını bekleyeceğiz. Burada kalsiyum karbonat değil de magnezyum karbonat kullansaydık gene aynı sonuç olacaktı. Ya da alüminyum karbonat olsaydık gene açığa çıkan karbondioksit gazı olacaktı. Veya hidroklorik asit yerine nitrik asit kullansaydık gene tuzun türü değişecekti belki, ama karbondioksit gazı açığa çıkacaktı. Burada değişen bir şey olmayacaktı. Birkaç tane soru üzerinden bunları daha iyi anlayalım o zaman. Kaplarda bulunan saf suların üzerlerine X, Y ve Z maddeleri ekleniyormuş. Oluşan çözeltilerin oda sıcaklığındaki pH değerleri ve Z'nin 7'den büyük, Y'nin ise 7'den küçükmüş. Buna göre X, Y ve Z maddeleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Arkadaşlar ne demiş bize? X çözeltisinde, Y çözeltisinde ve Z çözeltisini değerlendirdiğimiz zaman X ve Z'nin ki 7'den büyükmüş. 7'den büyük olması ne demek oluyor? X ve Z'nin baz olduğu anlamına geliyor.
Y ile ilgili ne söylemiş peki? 7'den büyük demek, küçük olduğunu söylemiş. Dolayısıyla Y'nin de asit olduğunu bize söylemiş. Dolayısıyla X ve Z'nin baz olması gerekiyor. Şimdi şıkları değerlendirdiğimiz zaman bak C2H5OH bu bir alkol yapısı, ne asit ne de baz. Dolayısıyla A'yı kafadan eleyebiliriz arkadaşlar. NaOH nedir? Bir baz yapısıdır. HCOOH bu bir asit yapısıydı. Bir organik yapısı asitti. Sonunda COOH'u gördüğümüz için. Na2O. Bakın arkadaşlar ne demiştik? Metallerin oksijenli bileşikleri bazik özellik gösterir demiştik. Hidroklorik asit adı üzerinde zaten asit olması gerekiyor. Biz ne demiştik? X'in baz olması gerekiyor demiştik. Dolayısıyla C ve E'yi de buradan kolaylıkla eleyebiliriz. Gelelim. Bunun asit yapısı olduğunu biliyoruz. Bunun alkol olduğunu, dolayısıyla da herhangi bir duruma örnek olmadığını biliyoruz. O zaman aslında D'yi de eleriz ve doğrudan cevap olarak karşımızda B kalır. Sodyum hidroksit bir baz. Asetik asit adı üzerinde zaten bir asit. Kalsiyum hidroksit yine bir baz özellik gösterecek. Dolayısıyla aradığımız şartları sadece B şıkkı sağlayacak. Bir diğer soruya gelecek olursak bize demiş ki aşağıdaki tepkimeler sonucunda oluşan gaz hangisinde diğerlerinden farklıdır demiş. Arkadaşlar o zaman şöyle bir hepsinin tek tek açığa çıkarttıkları gazları değerlendirelim. Nasıl değerlendireceğiz? Metallerin türlerine bakarak değerlendireceğiz tabii ki. Sodyum aktif bir metaldi. Demiştik ki bütün asitlerle hidrojen gazı açığa çıkarır. Dolayısıyla buradan H2 gazı çıkacak. Çinko bir amfoter metaldi. Hem asitlerle hem bazlarla tepkimeye girip hidrojen gazı açığa çıkaracaktı. Bir baz olmasına rağmen dolayısıyla buradan açığa hidrojen çıkmasını bekleyeceğiz. Gümüş yarı soy metaldi ve yarı soy metaller hiçbir asitle bazla tepkime vermiyordu. Sadece sülfürik asitle SO2 gazı açığa çıkararak, nitrik asitle de NO2 gazı açığa çıkararak bu tepkimeyi veriyordu. Kalsiyum bir aktif metal. Aktif metallerin bütün asitlerle tepkimesinden hidrojen gazı açığa çıkacak, sülfürik asit dahil buna. Kurşun bir amfoter metaldi ve amfoter metaller hem asitlerle hem bazlarla hidrojen gazı açığa çıkararak tepkime verir demiştik. Dolayısıyla açığa çıkardığı gaz farklı olan sadece C seçeneğinin olduğunu görüyoruz. Şimdi güzelce konumuzu öğrendip örneklerimizi çözdüğümüze göre tabii ki ödevlendirme zamanı. 0'dan 10'a kimya kitabını hemen bir karşımıza alalım arkadaşlar. Burada karışımlar ünitesi dahil tamamlamış asitler ve bazlar ve tuzlara gelip İlk bölümümüzü tamamlamıştık. Şimdi asit ve bazların tepkimeleri bölümünü tamamladık. Dolayısıyla 148-154 arası buradaki ödevimiz olacak. Neler varmış şöyle hep birlikte bir göz atalım bakalım. Nötralleşme tepkimelerini sol taraftaki sayfa bize anlatıyor arkadaşlar. Her sayfada böyle olacak. Sağ tarafta burada anlattıkları ile ilgili sorular bizi bekliyor olacak. Diğer sayfada da aynı şekilde konu anlatımı ve sonrasında o konuyla ilgili sorular bizi bekliyor olacak. Bunları tamamladıktan sonra metallerle tepkimeler var mesela burada. Bir tara geç kısmı bizi bekliyor olacak. Tara geçi de tamamladıktan sonra bir diğer bölüme hep birlikte başlıyor olacağız. Bu bittikten sonra tabii ki işimiz bitmiş olmayacak. Dinamo Kimya kitabı daha da değerli bir kaynak olarak karşımıza çıkacak. Bunun sayesinde de daha fazla eksiğimizi kapatma şansını bulacağız. Yine aynı şekilde ikinci bölüm yani 153-161 arası buradaki ödevimiz olacak arkadaşlar. Burada neler varmış şöyle birlikte bakalım. Her sayfada bir tane çözümlü örnek bizi bekliyor olacak. Altında da burada çözdüğü soruyla alakalı 4 tane soru bizim çözümümüzü bekliyor olacak. Her sayfada bu kendini tekrar ediyor olacak arkadaşlar. Dolayısıyla her sayfada aslında bir soru tipini hem öğrenmiş hem de kendimizi bu konuda geliştirmiş olacağız. Bölümü tamamladıktan sonra da yine tarama testi bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Tarama testlerini de çözdükten sonra yeni bölümle yine karşımızda olacağız. Her iki kitabımızda da diyelim ki çözemediğimiz herhangi bir soru oldu. Sayfalarda yer alan kare kodlar sayesinde video çözümüne gidip bütün eksiklerimizi giderme şansına sahip olacağız. O zaman tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıp yorumlarda paylaşmayı ihmal etmeyelim. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.